Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bugün sizlerle beraber bu Artis'in bir tableti var elimizde, Q972. Bu modeli inceleyeceğiz. Yanında web tekno editörlerinden Utku var. Evet. Önce bir kutu açılışıyla başlayalım. Biz kutusunu açmıştık. Kutunun içinde neler var? Onlara bakalım bir. Şu üzerinde ufak tefek özellikleri yazıyor Utku. Evet. Neler diyebilirsin o özellikleri hakkında bu tabletin? Arkada 5 megapiksel kamerası var. Retina ekrana sahip. 2048'e 1536 piksel. Önde kamera yok mu? Önde de 2 megapiksel kamerası var. Tamam. Yani görüntüsü son derece güzel. Hani benim deneyimlediğim. Bu Retina Display diyor da, bu Retina Display muhabbeti hani Mac'lerde falan çıktı. Evet, Apple'ın. Bu harbi Retina Display mi yoksa böyle? Evet, gerçek Retina Display. Yani gerçekten son derece güzel bir görüntüsü var. Hadi bakalım. Android 4.1 bir işletim sistemiyle geliyor. Biraz eski gibi sanki. Güncelleme alacak bir tablet mi peki? Güncelleme konusunda hani şu an bir şey bilinmiyor. Alabilir de almayabilir de. Firmanın inisiyatifine kalmış. Tabii. Dilersen hemen bir kutu açılışı yapalım. Bakalım. Tamam, kutuda neler var. Evet. Şöyle kaldırıyoruz. Evet. Bizi şaşırtmayan bir şekilde karşımızda bir tane tablet. Evet. Tablet çıktı arkadaşlar içinden. Tabletin içinden tablet çıktı. Şöyle. Devasa bir tablet. Onu bir kenara kaldıralım. Daha sonra konuşalım üzerine. Kutuyu şöyle açıyoruz. Hop. Şurada tablete zarar gelmesin diye süngerler yapmışlar. Bunlar gayet iyi olmuş. Özellikle yani kargo, Türkiye'deki kargocuların taşıma usulü düşünüldüğünde son derece bam güme karşı dayanıklı. Şöyle içinden hızlı başlangıç kılavuzu çıkıyor bir tane. Türkçe kullanım kılavuzu. İçinden Childbook diye bir şey geliyor. Bir uygulamaymış bu Artes'in çıkarttığı. Bakarsınız. Da bakacağınızı çok zannetmiyorum. Ben de öyle. Şöyle bir garanti belgesi var arkadaşlar. Evet. Tapu senedi gibi maşallah. Kaldıralım. İçinden bir USB kablo çıkıyor. Evet, bilgisayardan veri aktarmamıza yarıyor yani. Aynı zamanda herkesin anlayabileceği gibi. Şarj ediyor sanıyorum. Evet, aynı zamanda şarj kablosu. USB 2.0 olması lazım. Evet, değil mi? USB 2.0. Burada da şarj adaptörü. Prizden şarj edebilmeniz için bilgisayardan tabii son yavaş açacaktır. Ufak rahat taşınabiliyor. Biraz 1 milyoncu işine benziyor ama. Ama iş görür sonuçta. İş görür, aynen. Kaldıralım kendini. Şöyle bir kablo var. Bu nedir Utku? Evet. OTG kablomuz. Eğer hani yanımızda USB bellek varsa, içinde filmler varsa bu kablo sayesinde bir ucuna USB belleği, bir ucuna kablo takarak. Bu aynı zamanda mouse, klavye falan tabii, da bağlayabiliyoruz. Onu da destekliyor. Zart diye görüyor mouse'u. İçinden şöyle bir tane kalem çıkıyor arkadaşlar. Ben bunu biraz kullandım. Hani içinde kalem var mı var ama kullanır mısınız? Orası biraz şaibeli. Yani, ama yine de tatmin ediyor kullanıcıları. Yani aynen, hani bir kalem nasılmış? Aa, ben tablette hiç kalem kullanmadım derseniz yani, gayet hani yani iş görür falan değil. Ekstra masa çıkarmıyor mesela. Aynen öyle. Artes firması bize annemiz gibi düşünmüş, sağ olsun. Şöyle çok acayip sırlarla dolu bir, sizce bu ne olabilir mesela? Kapalı kutu geliyor. Vallahi şöyle biraz elleyelim bakalım. Neye benziyor? Kulaklığa benzettim ben bunu galiba, bu kulaklık. Biliyor galiba. Musun? Nedir bu? Bana kulaklık gibi geliyor ama. Şöyle açıyorum arkadaşlar. Neden böyle bir sırlar dünyası yapmışlar orasını bilmiyorum ben de. Sürpriz olsun biraz, belki kullanıcı heyecanlı matış olabilir. Şöyle açtık. Evet, evet, şaşırmadık. İçinden kulaklık çıkıyor ve birisi bunu içine tepmiş, bildiğiniz öyle kapatmış. Hani şöyle bir özenli saralım falan yok. Aynen. İçine tepilmiş şekilde geliyor. Standart 3.5 mm bir jack'ı olan. Mesela yani daha önce hiçbir tablette ben kulaklık görmemiştim. Kulaklık. iPad'lerde falan çıkmıyor iPad'lerde galiba, değil mi? Çıkmıyor. Evet, gidiyorsun ekstra kulaklık alıyorsun bir de. Hani kalitesi tartışılır ama bu da var mı var. Kalem mantığında yani. Kenarıya atalım şöyle. Evet. Bu işte efsane kap. Şöyle deri bir kılıf geliyor arkadaşlar. Tableti korumak için. Hani bu zaten çoğu tablette çıkmıyor. Hani 9.7 inç. Evet, 9.7 inç bir tabletin yanında böyle bir şey vermeleri bence efsane yani, olmuş. İyi düşünülmüş bir şey. Hani gidip de market ya da hani internet sitelerinden buna ben kılıf alacağım diye uğraşmıyorsunuz. Direkt hazır. İçinde her şeyle beraber geliyor. Şöyle gösterelim kameralara. Onu da daha sonra kenara inceleriz. Ve işte benim en çok hoşuma giden şey. Dadadadan. Jelatin ve bir tane de temizleme bezi. Temizleme bezi. Gözlük bezi dediğimiz olay. Fiber optik falan diyenler de var. Fiber optik oralar biraz efsane de bildiğin. Kumaş. Kumaş bezi yani. Arkadaşlar içinden bunun bir tane ekran koruyucu film çıkıyor. Zaten tabletin üzerine bir tane hazır olarak takılı şekilde geliyor.
Bir de içinde hani bunu çizersiniz müzersiniz diye yedeğini koymuşlar. Bu da çok ince düşünülmüş, kibarca bir davranış yani diyebiliriz. Benim bile aklıma gelmez bunun içine koymayı. Valla benim gelirim de maliyetten kaçmak için koymazdım. Helal olsun Artes'e, ne diyelim. Evet. Tamam, kutunun içinde bunlar çıkıyor arkadaşlar. Şimdi tabletin artık kendisine yavaş yavaş geçebiliriz. Tableti ilk aldığınız zaman arkadaşlar kutudan bu şekilde çıkıyor. Önünde bir tane ilk koruma jelatini bu, yanlış bilmiyorsam. Evet. Onu kaldırıyorsunuz. Altından da bir tane az önce bahsettiğimiz ekran koruma jelatin çıkıyor. Onun yedeği de var kutunun içinden çıkan. Bunu çıkartalım şöyle. Yani tamamıyla aslında son kullanıcı için hazırlanmış bir ürün. Aynen. Hani bunu i̇çinde alıyorsun. Gelen kutu içeriği olsun, üzerindeki şeyler olsun. Bunu alıyorsun. Ekstra bir şey almana gerek yok. Bir tek hani SD kart çıkıyor mu onu bilmiyorum. Çıkıyor mu SD kart? SD kart çıkmıyor içerisinde. Aynen. Hani bir tek hafıza size yetmezse eğer bir tane buna SD kart almanız lazım arkadaşlar. Evet. Şöyle bir kameralara karşı gösterelim tabletimizi. Evet. Son derece güzel bir şey var. Yani bana biraz ağır gibi geldi. Evet, 650 gram. 650 gram. Sanki hani böyle uzun kullanışlarda, kitap okumalarda, oyun oynamalarda falan biraz el yorar gibi geliyor. Bunu masaya genelde koyarak hani kullanılabilir ya da tablet standı satılıyor. Hani yani sonuçta yani tablet mobil bir cihaz ya. Hı-hı. Genelde dışarıda kullanacağınız şey. O yüzden bunu masaya neden ben mahkum kullanmak isteyeyim ki diye düşünen ağırlık biraz düşürülebilirdi gibi geliyor. Bu arada dikkat ettim mi bilmiyorum. Önünde herhangi bir tuş bulunmuyor. Aynen. Yani böylece daha güzel bir görüntü oluyor. Yani Android açtığımızda göreceğiz. İçerisinde sanal tuşlar var. Sanal tuşlar. Bu LG G2'de falan yaptılar. Aynen. O muhabbet. Aynı şekilde. Onun dışında 9.7 inç IPS ekran olduğunu söylemiştik. Son derece de güzel bir görüntüsü var. 4K'ya kadar video oynatabiliyor. Kasmadan. Tabii kasmıyor. Vay be. Yani bence gayet son derece güzel. Tabii şu 9.7 inçlik ekranda da 4K video izlemenin keyfi paha biçilir mi? Bence biçilir. Yani çok da gerekli değil ama var mı var. Duruyor. Yani. 16 GB depolamaya sahip. İçerisinde 2 GB RAM bulunmakta. Tamam, lafını ben balla keserek önce bir tableti açalım diyorum. Tamam. Şurada bir power tuşu var. Buna basılı tutuyoruz arkadaşlar. Bu arada fiziksel olarak hani metal, arkası metal olduğu için son derece güzel bir hissiyat veriyor. Ben malzeme kalitesini başarılı buldum. Evet. Özellikle fiyatı göz önünde bulundurulduğunda. Fiyat en son değiniriz zaten. Hayır, fiyata geleceğiz zaten hani. Biz bu kadar anlatıyoruz da insanların önemli olan bunu tabii alabilme gücü hani. İnsanlar yani bunun fiyatına bakıyor. İlk fiyat soruluyor zaten. Aynen öyle. Hani özellik neymiş, Cortex'miş, bilmem neymiş, milletin çok da umurunda değil aslında. Tabii. Evet, tablet açıldı arkadaşlar. Şimdilik. Şöyle bir. Ekran parlaklığı sonda mı acaba? Onu ben merak ediyorum şu an. Ekran şöyle birazcık sizin de rahat görmeniz açısından ekran parlaklığını arttıralım. Arttıralım bakalım nasıl olacaksın. Şurada şöyle, tamam şu an sonunda. Evet arkadaşlar, tabletimiz açık ve kullanıma hazır durumda şu an. Kapalı ortamda hani ev işte salonda hani hiçbir sorun çıkarmaz ama yani düşük ışıkta kullanıyor. Gün ışığında biraz sıkıntı yapar yani ekranın parlaklığı var, parlaklığı yansıtıyor. Yani gün ışığında çok gün fazla ışığında yazıları falan net okuyamayabiliriz. Evet. Evet. Başka değinmek istediğim bir özelliği var mı? Kamerası demiştik. Evet, 5 megapiksel kamerası var. Arkada görüyorsunuz şöyle. 2 megapiksel de önde var. Onun dışında kenarındaki giriş ve çıkışlardan bahsedelim istersen. Tamamdır, sen anlat onları. Bir tane micro USB girişi var, bir tane hafıza kartı girişi, bir tane de mini HDMI girişi. Bu da klasik 3.5 mm'lik jack. Jack giriş, kulaklığımızı buraya evet, burada hoparlör, mikrofon. Bunlar zaten artık standart oldu. Şu altta üstte bir şey var mı? Bak, yani yok. Şurada bir, buralarda bir şey yok. Burada iki tane tuşu bulunmakta. Biri tuş kilidini ve tablet açıp kapamaya yarayan tuş. Bir tanesi de home tuşu olarak adlandırabileceğimiz hani ana ekrana gelme tuşu. Ha. Bu yani şuradaki muhabbeti yukarıya almışlar. Evet. Yani. En azından göz önünde değil. Göz önünde değil de hani biraz madem bunu yukarıya aldım buradan arkadaşım, şurayı birazcık çerçeve kalınlığını daraltabilirdin. Yani diyebiliriz bunun için. Yani artık firmanın mühendisinin tercihine kalmış bir şey. Bu peki şey mi? Çin'den gelen tablet de üzerine marka yapıştırılan bir tablet mi? Yok öyle değil yani. Direkt Türkiye üretimi mi? Türkiye üretimi değil yani, yine tabii Çin'de üretiliyor ama bu Artes Türk malı değil mi? Artes Türk malı değil. He. Ama hani de verdiği destek olsun, ürünler olsun son derece kaliteli ve güzel. Anladım. Direkt made in China o zaman bu tablet. Hepsi öyle, ona bakarsın aslında. Yani. Dünya tablet ve telefon pazarının birçoğu Çin'de. Şöyle arkadaşlar, varsa içinde. Mesela sen tableti eline ilk kez aldın. Herhangi bir yavaşlama, herhangi bir şey var mı? Daha kurcalamadım ben çok fazla. Şöyle diyelim. Girelim bakalım şöyle, size göstereyim arkadaşlar. Bu televizyonda tablet tanıtan adam gibi oldum şu an. Gördüğünüz gibi. Evet. 1000 değil, 800 değil, 700 değil. Şöyle gördüğünüz gibi
menülerde kasma yok. Bu menülerde kasma olmaması yani bana çok bir kıstasmış gibi gelmiyor açıkçası. Yani oyun performansını görmek lazım. Tabii. Sen 4K video dedin, oynatabiliyor dedin. Bu 4K video oynatma hani bu adamların çıkış şeyi mi olmuş, noktası mı olmuş? Öyle bir mottoyla mı çıkmışlar 4K video oynatabiliyoruz diye? Çünkü hani bunu da ön plana çıkarıyorlar. Bu güçteki bütün tabletlerin oynatabileceği bir şey de buraya gidip de 4K video player muhabbetini koymuşlar. Hani kaç istersen. 4K video oynatabiliyorum, ben güçlüyüm. Şöyle. Tadında. Burada da bir şey tane video var. Aynen. Firma hazır koymuş şunu içerisine. Optimization modu aldı buradan. Close diyelim. Evet. Başladı bir tanesine. Şurada zaten açmadan önce ön izlemesinde görebiliyoruz. Evet. Şuradan demo video diyor. Bu video şimdilik 4K'ymış arkadaşlar. Bunun ses açma düğmesi nerede arkadaş? Sesler sana olarak açık, sana olarak açılıyor. Onu da kaldırmışlar. Tabii. Şuradan şöyle arttıralım. Yani bilmiyorum ne kadar buradan verimli olur 4K'yı. Aynen. Burada biraz göstermek de. Olduğu için yansıma çok ama. Şöyle 4K video oynatabilir arkadaşlar. Şu an hani ya bakıyorum görüntü gayet bayağı iyi. Akıcı gözüküyor. Aynen. Ve parlaklık işte dediğimiz gibi biraz sanki kısık gibi geldi bana. Hem tabi ekranın verdiği ışığın az olması biraz da üzerindeki parlak madde ışığı yansıtıyor. Aynı önemli olan bize bu özellikleri sunuyor. Şimdi biz tatminsizmiş gibi konuşuyoruz da bunun fiyatı ne kadar? Fiyatı 500 ila 600 arasında değişiyor. Yani 550 lira diyelim. Yani, evet 550. 500 artık satacağı göre değişiyor. Aynen. Ya bu 550 liralık hani tabletler içinde 9.7 inç tabletlere göre fena değil yani gibi mesela duruyor. Şöyle söyleyeceğim. Bugün iPad Air 1250 TL alıyorsunuz ve bir şey olmasın diye gözüne bakıyorsunuz. Ama bunu aldığınız hani daha ucuz bir fiyat aldığınız için özgürce kullanabiliyorsunuz. Aynen. Ver TA'ya parçalasın. Yani aslında TA'ya bunu göstermemek lazım. Aynen. Şu an kendisi burada değil ama. Fellik fellik kaçıyoruz onunla. Aynen. Bulduğunu fırlatıyor. Şimdi kullanıcıların işlemci olsun. Hani ürünün özellikleri olsun. Zırtı olsun. Yani ondan ziyade bence pil ömrüne birazcık daha çok bakıyorlar. Çünkü günümüzde hani akıllı cihazlarda hani 2-3 saatte de bitebiliyor pili bu tarz tabletlerin. Hani bir günde çıkartabiliyor. Bunun ne durumda peki? Bunun 8000 mAh bataryası mevcut. Yani son 8000 mAh. Güzel hani 1-2 gün boyunca gayet güzel bir kullanıma şey. Bağlı. Tabii kullanıma bağlı zaten. 3G yok galiba. Evet 3G yok bulunmakta. Wi-Fi var. Aynen. Hani o yüzden sürekli online olabileceğiniz bir tablet değil. Ancak hotspot point. Yani aynıca o şekilde. Gider. Şu an şarjı bitiyor. Şarjı azıcık bir şey kaldı sanırım onun. Şarjı pardon. Dikkatini çekelim. Başka bahsedeceğimiz özellik micro SD kart alıyor sanıyorum. Evet. Kaç GB'a kadar? Yaklaşık olarak 32 GB'a kadar. 32 GB. Tahminim benim de o yöndeydi. 32 GB destekliyordur. Ekran çözünürlüğü 2048'e 1536 dedik. Yani son dışında ekrandan memnunum yani. Ekranın kötü bir şey yok. Onun dışında arayüz geçişleri ya ben güzel. Ben tek parlaklığını beğenmedim. Arayüz geçişleri güzel. Hani Android tablet istiyorsanız arkadaşlar ve de hani çok fazla bütçeniz yoksa bu Samsung'un işte çok uçuk modellerinden alayım falan yoksa fena değil. Kullanılabilir bir tablet. Özellikle yani fiyatını göz önünde bulundurmak lazım. Aynen. Ya ben genelde hani şeyi tavsiye ediyorum kullanıcılara. Çok fazla ucuz böyle hani 150-200 liralık tablet almayın. Paranız gerçekten çöpe gidiyor arkadaşlar. Bu çok Çin'in en ücra köşelerinde yapılan. En azından şöyle diyelim. Beklentileri karşılamıyor. Aynen. Bu Çin'in en ücra köşelerinde yapılan dandik tabletlerden almayın. En azından hani böyle firması biraz da olsa hani biraz değil. Belli. Artes. Bilinen marka. Aynen. Hani bilinen bir yerden alın. Sonra pişman olursunuz. Telefon açtığınızda ulaşacağınız bir firma olsun da. Aynen öyle. En azından Artes o konuda çok da sıkıntılı bir firma değil. Sen bunu alan insan genelde hani sosyal medyaya odaklı kullanacaktır. Aynen. Hani oyun açısından oyun oynatıyor mu oynatıyor. Ancak hani oyundan oyuna fark var. Aynen öyle. Yani bir çok Real Racing var bir de işte ne bileyim Fruit Ninja Burst. Onları çok rahat oynatır hani. Evet. Diğer oyunları da oynatır tamam. Yine muhtemelen aslında kasmalar yani olacaktır gibi geliyor bana. Ya ben beğendim aslında ürünü fiyatı göz önüne bulundu. Sen ne diyorsun son olarak? Vallahi ben şahsen 550 lira bu tablete verir miyim? Veririm ya. Android bir tablet alacak olsam herhalde böyle bir şey alırdım. En azından mesela şöyle düşün. Bu şimdi her tarafta tabletler var ve çocuklar, ufak çocuklar tablet çok özeniyor. Aynen. Hani ailelerde tabii pahalı tabletler alamıyor. Mesela bunu alabilirsin çocuğuna. Tabii ki çocuğuna de alabilirsin. Sen. Bu arada şarjımız bitti. Bizim de programın bittiğinin işareti olabilir bu. Son olarak söyleyeceğim 10 inç boyutunda, 9.7 inç boyutunda bir tablet isteyen birisi bunu gönül rahatlığıyla alabilir arkadaşlar. Oyun performansı çok çok üst düzey değil dedik. Değil. Onun dışında 4K videolarınızı, filmlerinizi çok rahat izleyebiliyorsunuz. Evet. Başka eklemek istediğim şey var mı? RTS Q972'di modelin ismi. Modeli.
Benim söyleyeceklerim bu kadar. Tamam, benim de aklıma zaten başka bir şey gelmiyor. Merak ettiğiniz başka sorular varsa arkadaşlar, tablet biraz daha bizde, daha sonra göndereceğiz firmaya. Hı hı. Hani onları da cevaplandırabiliriz. Evet. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Hoşça kalın.